Esselamun Aleyküm dostlarım. Eğer önceki bölümleri dinlemediyseniz açıklama kısmından linklere ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Ahbabım Şevki ile beraber öğle namazını kıldıktan sonra cami bahçesine geçmiştik. Şevki imamlık yaptığı için birçok soru da geliyordu. Onları yanıtlıyordu bir yandan. Ben de çayımı yudumluyordum. Caminin bahçesine 10'lu yaşlarda bir çocuk girdi. Telaşlı şekilde etrafına bakınıyor. Gözüme kestirdim onu tabii ki. Beni de görünce göz göze gelir gelmez bana doğru koşmaya başladı. Hayırdır inşallah yahu. Bana doğru geliyor bu çocuk. Benle ilgili bir durumu var diyerek ayaklanmıştım. Bardağı oturduğum taşın üstüne doğru bıraktım. Çocukcağız Kasım dayı Kasım dayı diyerek bağırarak geliyor. Geldi önüme. Zar zor tuttum çocuğu. Nefes nefese kalmış. Buyur evladım ne istiyorsun diyerek sorduğumda. Gülsüm yengem seni çağırıyor çok aceleymiş dedi. Aha dedim kesinlikle bir şey oldu. Hemen başladım ben de o yaşta koşmaya. Şevki de ahbabım durur mu beni koşarken görünce. Kasım diye bağırdı arkamdan. Ses seda da edemedim koştuğumdan. O da takıldı peşime. O zamanlar böyle yollarda kaldırımlar olmadığı için topraklı yoldan koşuyordum. Koşuyorum ama ayaklarım bazen patinaj çekiyordu. Düşme tehlikesi geçiriyordum. Ama hiçbir önemi yok. Gülsüm'ün adını duydum bir de acele. Kesinlikle oraya hemen gitmeliydim. Mahalleye girdim girmesine. Direkt olarak yapıştım tahta kapımıza. Baktım Gülsüm bahçede. Yanında da bir tane herif. Herif ama ağlamaktan perişan olmuş. Esselamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Elimi uzattım. El sıkıştık adı Ali'ydi. Gülsüm Hanım'a doğru döndüm. Hayırdır hatun beni çağırttın. Önemli olan nedir bu kadar diye sordum. Baby dinlesen iyi olur. Bayağı perişan durumda kardeşimiz. Bizim köy taraflarında oturuyormuş dedi. Söylediği köyü biliyordum. Bizim hemen üst köydü. Geç şöyle oturalım kardeşim dedim. Bahçede de yaptığım bir oturak vardı. Ona geçip oturduk. Anlat derdin nedir dedim. Başladı anlatmaya. 17 yaşında bir kızı varmış. Sürekli olarak garip hal ve hareketler. Köyden kasabaya götürmüş. Doktor demiş senin kızın artık Mecnun. Mecnun. Cinli anlamında değil de deli anlamında kullanmış. Yani kızı timarhaneye götürelim demiş. Ama kızın bir şeyi yok diyerek ısrar ediyor Ali. Tamam kardeşim diyordum. Ben senin hiçbir şekilde kızına deli demiyorum. Ama sen bana birkaç tane örnek anlatmalısın ki ben de ne olup ne olmadığını sana söyleyebileyim bilgim dahilinde. Bizim köye inmiş Ali aslında. Adem Hoca'nın oğlu Şevki arıyormuş. Köyden de birkaç kişiyle geçen senelerde görüşmüştüm. Yerimi de söylemiştim ziyarete gelebilirler diye. Onlar da Şevki'nin ahbabı var. Kasım onun adı da. Biz sana onun adresini verelim. Onun yanına git şehre. O da Şevki gibi bu işlerle uğraşıyor. Sana yardımcı olur. Zaten ahbabı da yanından ayrılmaz. Şevki'yi de onun yanında bulabilirsin demiş. Ali kızıyla ilgili anlatmaya başlamıştı. Dışarıda bahçede solucanları topluyor. Çiğ çiğ onları yiyor. Daha sonrasında etrafında bir sürü yılan toplanıyormuş. Hele akşam vakti direkt olarak dışarıya kaçıyormuş. Dayanamamış artık Ali. Bağlamış kızını ama o kadar halat bağladım hocam diyor. Kesinlikle hepsini bir şekilde çözüyor. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama 17 yaşında 40 kilo kız benden daha güçlü hocam. Elini kolunu bükmeye çalışıyorum tutmak için beni yerden yere vuruyor. Aha bakın şu gözümün altındaki morluğa diyerek yüzünün altını parmağıyla gösteriyordu. Gerçekten sağlam bir kavgada veyahut sopayla vurulması gerektiğinde böyle bir iz oluşabilirdi. Aha buraya sadece yumruk attı hocam. Vallahi da billahi de eliyle yumruk attı da bu hale getirdi. Deli bir kuvveti oluyor. Anlamıyoruz nasıl oluyor ama bu kızın deli olmadığına eminim. Biliyorsunuz siz de uğraşıyorsunuz o yüzden size geldim. Kızıma belki onlar şey olmuştur. Görünüyordur belki hocam diyerek dertli dertli bana bakıyordu. Bir dakika geçmemişti ki arkadan Şevki ahbabım da gelmişti nefes nefese. Kasım senin şu hal ve hareketlerin beni bitiriyor. Oğlum bir dursana beraber hareket edelim. Yorgunluktan gebertin beni diyerek geldi yanımıza oturdu. Hoş geldin kardeşim diyerek de Ali'ye seslendi. Ali de heyecanlanmış şekilde Adem Hoca'nın oğlu Şevki'sizsiniz değil mi dedi. Evet benim diyordu. O da derdini ona da anlattı her şeyi. Sonra beraber dinlemeye devam ediyordu. Daha sonrasında hocam işte mezarlık var bizim aşağıda biliyorsun. Üç köyün ortak mezarlığı. Biliyordum bu mezarlığı. Zamanında Osmanlı döneminden kalma mezarların da olduğu
Bayağı büyük bir mezarlıktı. Ama sahipsiz olan mezarlar da çok vardı. Evet, oraya mı gidiyor yoksa diye sorduğumda, oraya gitmek ne kelime hocam, oradan çıkmıyor. Hatta geçen gecelerde orada yatıyordu. Yapmak istediği bir şey engel olduğumuzda da ya bize saldırıyor ya da zarar veriyor. Evde Kur'an-ı Kerim okunuyordu, kitabı tuttu. Allah korusun, tövbe tövbe, helaya attı hocam. Dayanamıyoruz artık. Bu durumun onlarla ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Sizler bir gelseniz, ben sizi arabayla götürüp getirsem, vallahi ne kadar para istiyorsanız veririm. Hatta evimi alın ama çocuğumu kurtarın diyordu. Şevki, ve dur bakalım efendi, ne parası? Bu işler parayla mı yapılır? Biz zaten böyle şeyleri hiç kimseye söylemiyoruz ama demek kulağına gelmiş, bizden yardım istiyorsun. Bana doğru baktı. Ahbap gidelim diyordu resmen gözleriyle. Tamam gidelim de Gülsüm de hamileydi. Onu burada nasıl yalnız bırakacağım diye kara kara düşünüyordum. Gözlerimden anlamıştı Ahbap, Allah razı olsun. Gülsüm'ü düşünüyorsan Ahbap bizim eve gider. Münise ile beraber kalırlar. Hem benim çocuk da ufak biliyorsun. Gülsüm için de iyi olur, alışmış olur, pratik olur diyordu. Haklısın Ahbap dedim. O gece evde Gülsüm'ü durumu anlattım. O da Münise ile konuşuyordu Ahbap. Ali bizde kalıyordu. Adamcağız ne kadar yorulmuşsa, günlerdir ne kadar uyuyamamışsa kızının yüzünden horulda yorulduya derin derin uyuyordu vallahi. Hatta gittim başına birazcık okumada da bulundum. İçi rahatlasın diye. Ayetlerin batinlik yönleri çok güçlüdür. Okuduğunuz her duanın farklı bir batinliği vardır. Uyuyan bir insana kalben rahatlatmak için okuduğunuz dua o şekilde işler. Yapacak bir şey yoktu. Ben de bavul tarzında bir çanta hazırlamıştım. Sabah olduğunda Ali kardeşle beraber güzel bir kahvaltı yaptık Gülsüm'ün elinden. Daha sonrasında hep beraber Şevki'nin evine doğru geçtik. Arabayla gittiğimiz için rahattı. Yokuş aşağı gidiliyordu ahbabımın evine ama gene de birazcık uzak bir yoldu. Geldiğimizde Şevki de hazırlıklarını yapmış beni bekliyordu. Gülsüm'le Minivse içeriye girdikten sonra arabaya geçtik. Yolculuğumuz uzun olacaktı ama Ali'nin sanki bizden sakladığı bir şeyler vardı. Çünkü vücudunda sürekli olarak tedirgin şekilde titremeler oluyordu. Ahbaba doğru döndüm. Arapça şekilde soruyordum. O da anlamıştı. Soralım Kasım dedi. Ben de tamamdır diyerek konuyu açmıştım. Ali, bizden bir şeyler sakladığını düşünüyoruz. Her şeyi açıklamadığını açıkçası. Lütfen bunları açıkla ki gittiğimiz yerde size gerçekten yardım edebilelim. Unutma, söylemediğin bir kelime bile başınıza çok büyük işler açabilir orada. Yaptığımız herhangi bir şekilde hata size kötü şekilde sonuçlar doğurabilir. Ali kafasını kaşıyor, tedirgin tedirgin direksiyonu avuçlar şekilde sıkıp sıkıp bırakıyordu. Dayanamadı, anlatmaya başladı. Hocam, bizim kız evlendik biz filan demişti diyerek başını aşağıya doğru eğdi. Şevki ile beraber birbirimize baktık. Bu durumu yıllar önce de yaşamıştık çünkü. Cinler gerçekten zayıf varlıklardır. Gördükleri bir Adem oğlunu dünya gözüyle garip şekilde güzelleştirerek görürler ve onlarla izdivaç yaptıklarını zannederler. Aslında onlara ilkel olarak temas etme. Bu vücutta kına oluşturabilir, halsizlik oluşturabilir, midede bir yumru şeklinde ağrı da oluşturabilir. Bunları bozmak aslında kolaydır. Ama karşıdaki cinni inatçıysa hayatta kurtaramazsınız. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü kısasa kısas uygulanana kadar hiçbir şekilde durmaz. O bedenin ona ait olduğunu, onun için yaratıldığını iddia eder. Bu yüzden gittiğimizde direkt olarak kızı kurtarmamız gerekebilirdi. Hah, şimdi oldu bak Ali kardeşim. Bize bunu söylemesen biz sadece orada anlaşma sağladığımızı zannedip gidebilirdik. Bunu söyledin, iyi oldu. Bunda utanılacak bir şey yok. Kızının bir suçu yok. Bu diğer alemde yaşayanın suçu. Merak etme, gereken yapılacak diyorduk. Ama içimde de bir kuruntu vardı. Genelde izbe ve köy yerlerde nüfus şeklinde hareket ederlerdi. Bir kabileyle beraber eve geldiyse çözmemiz durumu zorlaştırırdı. Öyle şimdiki zamandaki hikayelere benzemez bu işler. Bir hoca geldi, Müslüman dostlarıyla beraber kafirleri öldürdü, geçti gitti. Bunlar öyle şeyler değildir. Bunlar göremediğiniz ruhani enerjilerdir. Bunlarla savaşmak Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle mümkündür. Hiçbir şekilde Rahmani cinleri direkt olarak bu olaylara dahil edemezsiniz. Onlar size yardım eder
nasıl yardım eder? Kağıtlara yazdığınız duaları sizinle beraber okur. Onlar da dua eder. Onlar da batinlik yönünden güçlü olan rukiye ayetleri veyahut farklı tasımlanmış ayetleri okurlar. Direkt olarak gidip sizin için kılıç kalkan oynar gibi kafir cinlerle savaşamazlar. Bu durum sadece koca bir hayaldir. Bunu yapıyorum diyen de yalan söylüyordur. Uzun günlerin sonrasında sonunda köye gelebilmiştik inşallah. İndik, toprağa ayağımızı bastık. Şevki ve benim elimden direkt çantalarımızı almıştı Ali. Şuradan hocam, şuradan diyerek evine doğru götürüyordu. Evi zaten köydeki 2-3 taştan evdi. Diğerleri hala tahtadan yapılmıştı ya da kerpiçten. İçeriye doğru girdik. Yukarıya da çıkıyorduk. Merdivenlerden çıkış sesimiz duyulunca yukarıda bir inleme ve bağırma sesleri geldi. Şevki direkt olarak sırtımdan tuttu. Aşağıya şeklinde hareket yaptı. Bu nüfuzu zeldir. Nüfuzu zel şöyle olur. İçeriye giren bir Müslüman veyahut hocanın olduğunu cinler anlayabilir. Veyahut bizi takip eden ya da o evin etrafında duran o kabileden olan nüfuzdan yukarıya çıkarak onlara haber vermiş olabilir. Bu yüzden kızı sıkıntı çektirirler. Kızı delirtecek şekilde lisanından bağırırlar veyahut vücuduna zarar vermesi için telkinde bulunurlar. Hemen aşağıya indik. Şevki dedi ki nüfuz var, nüfuz var. Evet dedim hemen ahbabıma. İçeriye doğru ilerledik, mutfağa geçtik. Hemen çantadan kağıtlarımızı çıkarmıştık. Bu kağıtların önemi şudur. Yazılan şey her zaman batiniliği devam eder. Bu yüzden hocalar kağıtlara dualar ve ayetler yazarlar. Sürekli olarak tekrarlamak hem insanı yorar hem de söyledikten sonra etkisi biteceğinden en ufak bir ara bile olsa oradan kaçmaya çalışır cinniler. Çok hızlıdırlar. Bu yüzden onları kapatmak için veyahut engellemek için ayetler kağıtlara yazılmalıdır. Ve batinlik yönünden her yazılan ayetten sonra belirli sayıda okumalar yapılmalıdır. Eğer bunlar yapılmazsa kağıda yazdığınız şey sadece Arapça bir ayetten ibarettir. Hiçbir batiniliği çalışmaz veyahut çoğu insanın bildiği gibi hiçbir tılsımı çalışmaz. Bu yüzden mutfağa geçer geçmez yanımızda getirdiğimiz kağıtlara gerekli ayetleri yazarak okumalarını da yapıyorduk. 10-15 kadar kapatıcı ve kafesleyici tılsım yazdıktan sonra tekrar yukarı çıkıyorduk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıya doğru çıktığımızda kızcağız kendi üstünü parçalıyor, bize olmayacak şekilde teklifler söylüyordu. Hemen Şevki koşup ellerinden tuttu. Ali'ye seslendi. Yeni bir üst getirsin hanımın ve onu giydirsin diyordu. Sırtımızı döndük. Hemen giydirdiler. Giydirdikten sonra ellerini bağlar şekilde halatlarla beraber bağlıyorduk. Bunu yapmamız hoş bir durum değildi aslında. Bunu bir defa daha yapmıştık. Çok pişman olmuştuk. Çünkü bilekleri gerçekten yara bere içinde kalabiliyordu debelendiği için. Ama yapacak bir şey yok. İçinde bir nüfuz var ve neredeyse 7-8 tane kadar. Mide, ense kökü, ayak, el her yerdiler. Hissedebiliyorduk bu hissiyatı. Bir şekilde tutmaya çalıştık ama neredeyse halatları açacak veyahut koparacak. Şevki yapacak bir şey yok dedi. Hemen ahit hatırlattı. Peygamberimiz Hazreti Süleyman'dan doğan ahit için konuşuyorum ey cinni. Beni duyuyorsan, lisandaysan lütfen sakinleş. Sakinleşmediğin sürece Kur'an-ı Kerim'de bulunan kısasa kısasa uygulamak zorunda kalacağım diyordu. Uyarıcı şekilde 6 defa tekrarladı. Ben de arkasından rükû ayetlerinin koruyucu şeklindeki batinliklerini okuyordum. Ama hiçbir şekilde durmuyor, bize karşı tükürüyor, tekmeler atmaya çalışıyordu. Dayanamadı Şevki, hissiyatıyla yakacaktı az daha. Hemen avucumun içiyle ağzını tuttum. Aman dedim ahbap, ne yapıyorsun, sakin ol. Çünkü kıza karşı söyledikleri de gerçekten onur kırıcıydı. Hatta babasının yüzü düşmüş, hüngür hüngür ağlıyordu. İstiyorsanız siz aşağı inin ev ailesi diyerek onlara seslendik. Onlar da başlarını sallayarak iniyorlardı. Hanımı biraz telaşlıydı. Ali güvenilirler değil mi diye soruyordu. Bu zamanda bile şarlatan, cinci hoca adında para tuzakçısı birçok insan peydahlanmıştı ortaya. Merak etme, gerçekten güvenilirler diyerek aşağıya indirmişti hanımını da. Evdeki diğer çocukları da tabii ki. Kızcağızın dilinden bizimle Arapça şekilde konuşuyordu. Konuşma tarzı hala kızın sesinden olduğu için onu ciddiye almıyorduk. Bir cinni kendi sesine yakın şekilde konuşabilir.
Ama onların sesi gerçekten çok boğuktur. Onları anlamak için mutlak kulak dediğimiz şeyler vardır. Bunun perdesini açmak için de belli okumalar vardır. Ama bunu yaptığınızda size büyük zararlar verebilir. Çünkü bunu nasıl kapatacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Dışarıdan bir ses duymak çok basittir. Örneğin ahbabım konuştuğunda, onun sesini çok net şekilde duyduğumda beynim hiçbir şekilde tepki vermez. Ama unutmayın, bir cinni ses verdiğinde gerçekten kalbinizin atışı ister istemez artar. Zaten bu ilme vakıf olmanın en önemli nedenlerinden biri bu hissiyatlara ve bu seslere baskın gelebilmektir. Öyle sesler duyarsınız ki kelimelerle anlatılamaz. Kulaklar bunları duyduğunda beyniniz alarma geçer. Kalbiniz deli gibi atar. Maazallah kalp krizi geçirme riski çok yüksektir. Bu yüzden de bu sesleri duymayı çok fazla istemez hiçbir hoca. Ben de istemiyordum zaten. Ama işimiz bu. Yardıma geldik bir kere. Tamamen içine dalacaktık. Şevki nüfuzun ismini soruyordu. Yani kabilenin ismini. Soruyordu sormasını ama sürekli olarak dalga geçiyor. Altına işiyor vesaire vesaire. Vücudu tamamen ele geçirdikleri belli zaten. Buna hiçbir şekilde itiraz bile edemiyorduk. Şevki yapılması gerekeni yapalım dedi ve bir anda üstüne doğru çullanır şekilde kızın dizini iki elinin üstüne doğru bastırarak göğsünden kitlemişti. Daha sonrasında ben de ayaklarını sıkıca tuttum. İki ayağımın arasına alarak kelepçe şeklinde sıkıştırmıştım. Kalemi deri yeleğimin cebinden çıkarmış ayaklarının altına çizmeye başlamıştım. Ne yapıyorsunuz sizi balçık köpekler diyerek bağırıyorlardı. Cinniler insanlara dört şekilde seslenir. En çok seslendikleri balçık, çamur, yerdeki kirlilik ve toprak. Bu dört tane söylediğim hitap şekliyle seslenirlerdi. Ayaklarına gerekli yazıları yazmıştım. Şevki ben hazırım dedim. Başla o zaman Kasım dedi. Rukyeleri okumaya başlamıştım. Kısasa kısas gelmişti çünkü hiçbir şekilde bizimle iletişime geçmiyor ve kızın bedenine zarar verecek hareketler sergiliyorlardı. Okumalar başladıktan sonra içindekiler yavaş yavaş hissiyatlarını arttırıyordu. Düşündüğümüzden daha güçlüler. Hatta yaşları o kadar fazla olmadı ki bizden daha tecrübeliler bile diyebilirdim. Çünkü okuduğumuz şeylere göre vücudun belli bölgelerinde kaçışmalar yapıyorlar ve okunan batinlik yönünden yakıcı ayetlerden korunmaya çalışıyorlardı. Şevki daha fazla dayanamadı, ağzını çenesinden yumrukla sıkıca yukarıya doğru bastırdı ve boynunun altına şah damarına doğru inecek şekilde yazılar yazmaya başladı. Zar zor yazıyordu ama başarmıştı. Avucunun içini yazının ortasına doğru koydu. Bilinmeyen, daha doğrusu tesviri çoğu yerde bulunmayan bir ayet okuyordu. Bunu okurken sayısı ve okunuş şekli çok önemlidir. Daha sonrasında bunu perçinleyecek diğer ayetler okunmalıdır. Bunları yapmaya başlamıştı. Bunları yaptıktan sonra lisandan konuşacak gibi debelenmeye, hıhlamaya ve uğuldamaya başlamıştı. Şevki, sana son kez şans vereceğiz. Eğer bunu yapmazsan kendi canımızın bile hiçbir önemi olmadan sizi burada öldüreceğiz diyordu. Zaten fiziksel olarak da çok yorulmuştuk. Sürekli olarak hiç enerjisi eksilmeden debelendiğinden onu tutmak ve bazı işlemler yapmak zordu. Hem ruhsal olarak okumalardan dolayı enerjisel bir çöküntü başlamışken bir de fiziksel olarak uğraşmak gerçekten bedeni inanılmaz derecede yoruyordu. Sonunda dile gelmişti şeytan, konuşuyordu. Konuşuyordu konuşmasını ama yine maval anlatır şekilde hiçbiri hiçbir zaman doğruyu konuşarak başlamaz. Anlattı anlatacaklarını. Şevki dedi ki bunları istemiyorum ben senden. Bana kabilenin ismini söyle. Nüfusunu söyle ki kimlerden olduğunu bileyim. Ya da kimlerden olduğunuzu. Bir isim söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Huran. Huran gerçekten kötü bir kabiledir. Öyle çoğu kişi de bilmez. Huran kabilesi genellikle insanların ruhundan beslenmek yerine onlarla kukla gibi oynayarak eğlenirler. Yani buraya gelme amaçları aslında lezzetlenmek veyahut insanları korkutmak değil, bir bedene sahip olup onu normal şekilde kukla gibi oynatmaktan haz alırlardı. Bir de ele geçirilen beden cinni veya cinniye fark etmez, kesinlikle o
İlk giren cin tarafından evlendirilirdi aralarında. Bu tabii ki tek taraflı bir şey olduğundan, hele ki Ademoğlu da bunu sonradan kabul ederse artık onların arasından çıkması imkansızdır. Yukarıdaki debelenme ve seslerden dolayı Ali de aşağıdan bağırıyordu. Hocalar iyi misiniz? Yardıma geleyim mi diye. Sen dur kardeşim orada. Ne olursa olsun yukarıya çıkma diye bağırdım ben de ona. Artık lisana gelmiş kabilesinde söylediğine göre ismini söyledikten sonra anlaşma sağlamazsa yakma işlemlerine komple başlayacaktık. Bu yüzden ismini sordu Şevki. İsmini söylemekten kaçınıyordu. Sadece yaşının büyük olduğundan dolayı binlerce yıl önceki olaylardan bahsediyor, saçma sapan konulardan konuşuyordu. Bunu yapmalarının nedeni tamamen mantıksal olarak düşünüp hocaların kafasını karıştırmak. Şevki sert bir tokat attı. Daha sonrasında anlaşılan beni dinlemiyorsun. Kur'an-ı Kerim'de artık bana kısasa kısas hakkı doğmuştur diyerek yakma okumalarına başlamıştı. Hiçbir şekilde durmadan ben de arkasından okuyordum. Ama nafile, yakamıyorduk. Yanmıyorlardı, kaçmayı başarabiliyorlardı. Batinilik yönünden en güçlüleri bile okusak bir şekilde bir anda bundan kurtulabiliyorlardı. İçimizde endişe doğmuştu. Endişe doğmasıyla bunu hissediyorlardı. Kahkaha atıp pis pis gülmeye başlayıp bizi öldüremeyeceğinizi anladığınıza göre artık biz sizi öldürebiliriz diyerek gerim gerim geriliyor gibi garip sesler çıkarıyorlardı. Uğultular ve inlemeler gittikçe yükselmişti. Şevki iki elini bırakacak şekilde bir anda rahat bıraktı. Cinli şaşırmıştı. Cinliden öte ben şaşırmıştım. Ahbap ne yapıyorsun dediğimde bırak kendi halinde bize saldırsın dedi. Gerçekten içinde bulunan cinler bile ne olduğunu anlamamış olabilir. Çünkü bir sürelik donukluk yaşanmıştı. Kızcağızın bedenini hareket ettiriyorlardı ama hiçbir şekilde yürüyemiyordu. Kitlenmiş şekilde kalmıştı öyle. Anlamıştım. Şevki aktan görmeyi görmüştü. Bunun anlamı şudur. Bedenen veya lisanın kontrolü kaybetmiş olan insan aktan görür. Bu bedeni geri istediğini ve bunun için savaştığını, içinden dualar etmeye çalıştığını gösterir. Şevki gözlerindeki tepkiyi görünce büyük ihtimalle kızın rahat etmesi için bedeni rahat bırakmamızı istemişti. Hemen sırtına doğru gittik. Sırt bölgesi çok önemlidir. Özellikle ense. Enseden başlayan omurganın direkt en ucu tutulur. Daha sonrasında karın bölgesinde bir nokta vardır. Oraya parmak derin şekilde bastırılır. Buralara bastırılıp okunan rukiyeler içeridekilerin kaçamayacağı derecede yakıcılığa ulaşır. Bunu yaptığımızda sonunda kızcağızın sesi füyüsü gelmişti. Sesi füyüsü şudur. İnsanın kendi diline hükmetmesi. Sonunda cinnilere hükmeder şekilde karşılık veriyordu kızcağız. Şükürler olsun ki imanı sağlam bir gencimizmiş. Biraz uğraştık uğraşmasına. Birazcık dediğimde yaklaşık 4 saat kadar olmuştu. Kızcağız lisandan kekeler şekilde, kitlenir şekilde konuşuyordu. Hemen dilinin altına parmağını soktu Şevki, okumalarını yapıyordu. Okumaları yapıyordu yapmasına ama kızı hayatta serbest bırakmıyorlardı. Dalağını ve dilini geriye doğru çekmeye çalışmak. Bu içten nüfuz etmektir. Yani kızı kendi kendine boğdurmaya çalışıyorlardı. Aslında buna delalet etmeye çalışıyorlar. Nüfuz edemedikleri için kızın zihniyle oynayıp ona sanki nefes alamadığını, nefes alması için bunları yapması gerektiğini fısıldıyorlardı yani. Kızcağız zar zor da olsa kurtulmuş, lisana gelebilmişti. Şevki, biraz dinlenmemiz gerekiyor. Akşam vakti de geliyor, daha güçlü olacaklar diyordu. Haklıydı. Akşam vakti onların dönencesidir. Dönence dediğim, yani bizim için akşam, onlar için sabah ve öğle vaktinin başlangıcıdır. Bu yüzden kesinlikle daha iradeli ve daha güçlü olmalıydık. Bu kabileyi kovmak kolay değil. Uğraşacaktık uğraşmasını ama ne yapacaktık onu bilmiyordum açıkçası. Çünkü bazı konularda benden daha iyi tespirlere ulaşmıştı. Çünkü kendisi kitap okumayı çok sevdiğinden birçok tespir üzerinde de çalışıyor. Musa, Zafer Hoca, Adem Hoca veyahut diğer hocalarla daha sık görüşüyor, iletişime geçiyordu. İmam olduğu için de böyle yerlere gitmesi ona karşı bir antipati sağlatmıyordu mahalleye karşı. Ben gitsem ismim kesinlikle cinci olarak çıkardı. Akşam vaktine kadar kızın biraz rahat etmesi için etrafına Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazdık.
iç tarafına da koyduk. Daha sonrasında başı rahat etsin diye yastığa da büyükçe dualar yazmıştık. Bunlar aslında kötü şeyler değildir. Bunları yapmamızın nedeni ilk başlarda da bahsettiğim gibi batinilik yönündeki ruhani koruyuculuklar. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri çok koruyucudur ve kafirler için çok yakıcıdır. Bu yüzden bunları sürekli olarak bir yerlere yazıp işlemek çok önemli bir husustur. Bizim gibi hocaların muska yani cevşen hazırlamasının nedeni de budur aslında. O duayı sürekli olarak batinilik yönünde ruhunla birleştirmek, dilinin söyleyemediği anlarda seninle birlikte olabilmesi. Bu yüzden yapılır muska ve cevşen. İnsanın ona tapması veyahut ondan medet umması için değildir bu. Hoca yaptığı okumanın tesirinin sürekli olarak o insan üzerinde inşallah devam etmesi üzerine yapar bunu. Bu hususta direkt olarak sadece ayeti yapan, bu ilme sahip olmayan, havas ilmi üzerinde etkileri olmayan ve batinilik yönünden hiçbir tefsiri bilmeyen hoca onu yazıp cevşen diye verse ne olur, vermese ne olur. Gerçekten çok yorulmuştuk. Kızcağız da uykuya daldığından etrafta hissiyat olmaması bizi rahatlatan asıl konuydu. Hepsi bedende toplanıyordu, hepsi buradaydı. Ama akşam vakti nüfuzlarına haber verebilir ve yardım isteyebilirlerdi. Cinler aralarında haberleşme konusunda çok iyidirler. Bir yerden bir yere haber taşımak onlar için sanki büyük bir lezzet veya zevktir. Direkt olarak kabileler arasında yayılır bu söylentiler. Aşağıya doğru indik. Ali kardeşimize sıkı sıkı sarıldı. Evin hanımı da tabii ki telaşlı telaşlı soruyordu. Neler oldu hocalarım? Lütfen söyleyin. Kızım iyi olacak mı, ölecek mi? Vallahi bir şey söyleyin, ne olacağını bileyim. Kafayı yemek üzereyim diyerek telaşlı şekilde bize soruyordu. Merak etme bacım. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah bu gece çözeceğiz veyahut diğer günler. Zorlu bir süreç olacak. Ama merak etmeyin. Sizin kızınız deli filan değil. Sapa sağlam. Hem de öyle sağlam ki dedi Şevki. Kalbinde Allah korkusu o kadar iyi ki. Gerçekten onları bile yıldıracak kadar güçlü diyordu. Bu duruma ev halkı sevinmişti resmen. Bize sofra kurulmuştu. Yiyecek halim yoktu yalan olmasın. 1-2 saat uyumak istiyordum sadece ama yine de yiyeyim. Çünkü güç kuvvet de gerekiyordu. Bir şeyler atıştırdıktan sonra önce ben istirahat ettim. Daha sonrasında Şevki. Akşam ezanının yaklaşmasıyla üst kata çıkıyorduk. Üst kata çıkmadan önce gerekli kapatmalar yapılmalıdır. Bu da üst kata gelebilecek yardımı veyahut onların kaçabileceklerini engellemek. Bunu yapmak için zaten aşağıda gerekli yazıları ve batinlikleri hazırlamıştık. Daha sonrasında merdiven başlarına, pencere köşelerine, duvar diplerine, her yere koyduk bunları. Daha sonrasında akşam ezanının bitmesini bekliyorduk ahbabımla. Ahbap çok sinirliydi biraz da. Çünkü kızcağızın vücudunda gerçekten büyük yaralar vardı. Ayak bilekleri bile tırnaklanmış, kesilmişti. Sanki koluna yıllardır façı atan bir tinerciymiş gibi kolları morluklar içinde ve kesikler içindeydi. Bu kızcağızı kurtaramazsak Kasım, döndüğümüzde çocuklarımızın yüzüne nasıl bakacağız ki? Haklıydı. Gerçekten de öyleydi. Tamam, bu ilmi iş olarak görmüyor ve sürekli olarak üstüne düşmüyorduk ama sonuç olarak çekirdekten yetişmiştik. Bu yüzden bunu kesinlikle def etmemiz gerekiyordu. Akşam vakti olduktan sonra kızı uyandırmaya çalışıyordu Şevki. Ama nafile, bilinci komple kapatmışlar. Kızın kendine gelemeyeceği hale getirene kadar da bedeni bekletecekler. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar içinde Kur'an-ı Kerim'de birçok mucizevi ayet ve dua vardır. Onların sıralanışıyla okumaya başladık. Biz okudukça beden uyku halinde hareket ediyor, cinler kaçışmaya çalışıyordu. Bu yaptıkları vücutsal hareketler yüzünden kızın bilincini tutamadılar ve kız uyanarak kendine gelmişlerdi. Lisanı kitlemek için direkt olarak düğüm oldular diline. Diline düğüm olmak, insanın konuşmak isteyip de konuşamaması, yani sesinin çıkmaması. Bunu yaptıklarında kızcağız ne kadar debelense de sadece dudakları oynarsa oynar. Diğer türlü hiçbir şekilde sesi çıkmaz. Şevki alnına doğru elini götürdü. Rahatlaması için biraz okudu. Ama nafile, kızı kesinlikle bırakmıyorlar. Eller, ayaklar, dil, hatta neredeyse bütün vücut tamamen düğümlenmiş şekildeydi. Artık yapacak bir şey yok Kasım. Ya bizden ya onlardan dedi ve karnını
o şekli çiziyordu. Bu şekil Adem Hoca'nın bize geçmişte öğrettiği çok zor durumda kalırsak cinleri almak için kullanılan bir şeydi. Almak dediğimizde öyle tutup elimizde çekmek bilen değil. Onları bedenden zorla atmak. Attıktan sonra hissiyatları daha kuvvetli olacaktı. Çünkü kendi saatleri, yaşları da oldukça vardı. İşte bundan sonrası da bizim irademize ve imanımıza düşüyordu. Şevki başladı çizimi yapmaya. Çemberi çizdi çizmesine ama etrafında yazılanlara bir türlü izin vermemek için karnında dalgalanmalar ve vücutsal hareketlere başlamışlardı. Aynı şekilde yine kitleyecektik ama yetmiyordu ellerimizin sayısı. Ali'ye seslendik. Gelmeden önce abdest alması hususunda da uyarmıştık. Merdivenlerden hızlıca çıkarak yanımıza geldi. Söylediğimiz gibi karın bölgesinin yan tarafına doğru vücudunu yatırdı ve iyice kitledi. Ben de ayaklarını hafifçe aşağıya doğru dizlerini kırdıktan sonra kitlemiş şekilde tutuyordum. Bu sayede hiçbir şekilde vücudundaki düzlüğü yamultamıyorlardı. Çizimlerini yaptı Şevki. Daha sonrasından ikimiz de başladık onları okumaya. Okuyoruz ki ne okumak. Gerçekten hiç bu kadar hissiyatlı ve kendime güvenli şekilde okuduğumu hatırlamıyorum diyebilirim. Kızcağızı kurtarmayı kafaya takmıştık ahbapla. Etrafta nüfuz etmeler başladı. Minik şekilde maddelere hükmetmek, yani etraftaki bardak, sürahi veyahut farklı şeylerin devrilmesi başlamıştı. Aşağıdan hanımının sesi geliyordu Ali Bey'in. "Yardım et Ali, beni yakaladılar." diyerek bağırdığında Şevki Ali'ye sert bir tokat attı. "Sakın duymadın, hiçbir şey duymuyorsun, aşağıda bir şey yok, onu unutmuyorsun." dedi. Attığı tokatın etkisinden şaşkına dönmüştü Ali. Bu bilincini açmak için yaptığı güzel bir şeydi aslında. Ona hiçbir şekilde başka şeyler duyulsa da artık Şevki'nin sözünden çıkmayacaktı. Kızcağızın karnından yavaşça acılar başlıyordu. Hissiyatları hissedebiliyorduk. Ama Eyzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim görünür şekilde gelmeye çalışıyorlardı. Bu bizim imanımızı ve korkumuzu ateşlemek içindi. İmanımızı ateşlemek derken bu zayıflatmak anlamındaydı. Daha sonrasında dışarıya doğru iyice açılmaya başladılar. Amacımız kızcağızı direkt yukarıdan kaçırıp alt kattaki yaptığımız mühürlerin olduğu yere götürmek. Tılsımların arasından geçemeyeceklerine eminiz zaten. Bu yüzden kızcağızın içinden 7 kadar tanesi çıkmıştı. Şevki hayatta kontrol etmeden, işini sağlama almadan yapmaz. Hemen kalemi aldı, okumaları yaparak kızın vücudunun üstünde gezdirdi. Daha sonrasında kızın temiz olduğunu anladığınızda Ali'nin sırtına doğru vurdu. "Kızını hemen kucaklıyorsun ve buradan gidiyorsun." dedi. Ali giderken tam suratına doğru kapanıyordu ki güzel bir refleks verdi. Son anda durmuştu. Büyük ihtimalle o kapı Ali'nin suratına çarpsaydı baygınlık geçirebilirdi. Daha sonrasında biz de iki yanına geçerek okumaları yaparak merdivenden indirdik. Üst katta çıkmak istiyorlardı. Çıktıklarında daha fazla kalabalık gelip bize saldıracakları aşikardı ama yukarıya çıkıp akşam ezanı okunmadan önce bunun korumasını zaten yapmıştık. Hiçbir şekilde çıkamıyorlar, kapanlanmış şekildelerdi. Saldırgan olmaları mümkündü. Çünkü onları yakacağımızı biliyorlardı. Hatta birkaç tanesi bedenimize girmeye çalıştı ama kendilerini yakar şekilde geriye kaçtılar. Bu hissiyatlar artık kendini görünür kılmaya başlamıştı. Onları görmek bizim için kötüdür. Neden kötüdür? Enerjisel olarak bedenen insan bir cini kendini farklı şekilde gösterse bile yorgunluk akseder. Zaten vücudumuz az dinlenmeyle yorgun bir haldeydi. Az önce de olan yüksek debelenmeler yüzünden vücutsal olarak bayağı yorgunduk. Abdestli olduğumuz için hiçbir şekilde vücudumuza temas edemiyor ve giremiyorlardı. Bu yüzden korkumuzdan beslenecekler ve bizi bayıltıp o şekilde girmeye çalışacaklardı. Cinniler bunu çok sık şekilde kullanır. Karşısındaki insanın bilincini kapatmak veyahut halüsinasyonlarla onu delirtecek hale getirmek. Ama imanımız sağlamdı şükür olsun ki. Ahbap yakıcı rükyeler okumaya başladığında ben de arkasından okuyordum. Onları bitirdikten sonra Şevki devam ediyordu ama silüetler hiçbir şekilde kaybolmuyordu. Enerjisel olarak vücuda temas etmeleri başlamıştı. Aşağıya doğru bağırdım. "Ali, dışarıya çık. Bize bir kapla veyahut bir tencere artık neyse toprak getirmen gerekiyor." dedim.
''Tamamdır hocam'' diyerek bağırdı. Birkaç dakika sonra koşarak merdivenlerin oraya doğru geldi. ''Dur sakın yukarıya çıkma'' diyerek yanına doğru indim. Tencerenin içine doldurmuş toprağı aldım. Direkt olarak toprağı alarak şevki okumalarına devam ederken gözlerine sürüyordum. Daha sonrasında ben birer avuç aldım, gözlerime sürdüm ve okumalarımı yaptım. Artık yanmaya başladıklarından kaçacak yerleri de kalmamıştı. Sürekli olarak okumalarımızı yapmıştık. Bu kolay görünen bir işlem gibi geliyor belki de dinlerken ama yaklaşık 5,5 saat hiç durmadan okumuştuk ve sonunda hepsi yanmıştı. Şevki'nin burnundan kan gelmişti. Bunun nedeni vücudun aşırı şekilde belli bir şeyleri zorlamasından dolayı oluyordu. Beyin zihin olarak ağırlaşıyor ve bu okumalar yüzünden kafamız sanki nasıl bir insan dişçiye gider, iğne vurulduktan sonra dudaklarının şiş olduğunu hisseder, biz de zihnimizin şiştiğini hissederdik. Kafamızın şiştiğini yani. Bu gerçek anlamdadır. İnanılmaz şekilde ağrır ve iğneler batarcasına gelir. Hemen olarak dinlenmek gerekir. Şevki yüksek okumalar yaptığı için de batinlik yönünden başı kesinlikle çatlayacak derecede ağrıyor olmalıydı. Onu apar topar aşağıya doğru indirmek için omzuna girdim. Ali bizi öyle görünce yardıma geldi. Aşağıya inmiştik. Kızcağız yavaşça kendine gelmiş, köşede oturuyor. Annesi ona birkaç yudum su içiriyordu. Aşağı inmiştik şükürler olsun ki. Ama başımıza dert aldığımızı da biliyordum. Çünkü o kabile gerçekten çok kalabalık ve dağlarda yaşıyordu. Bu yüzden kesinlikle bizi öğrenecekler ve sevdiklerimize zarar vermek isteyeceklerini de biliyorduk. Şevki zar zor da olsa çantaları topla hap hemen eve dönmemiz gerekiyor dedi. Haklıydı. Ali hemen bizi eve götürmen gerekiyor dediğinde kızım iyi değil mi hocam? Gerçekten gidersek bir şey olmaz mı diyerek kızının derdindeydi haklı olarak. Merak etme bir daha bir şey olmayacak dedik. Hatta çıkmadan önce de dediğim gibi muska denilen şeyi bu yüzden yazıyorduk. Bunları yaptıktan sonra kızcağızın duş alırken bile boynundan çıkarmaması hususunda özellikle tembih ettik hanımına. Daha sonrasında abdesti gezmek. Belli bir gün boyunca bu 40 gün kadar olursa daha kuvvetli olur. Musallata uğramış veyahut bedeninde temasa uğramış bir insanın sürekli olarak abdesti gezmesi onu hem rahatlatırdı hem de güç kuvvet verirdi. Namaz kılmasını, Kur'an okumasını her şeyini söyledik. Daha sonrasında Ali'nin aracı binerek yine günler sürecek eziyet yolculuktan sonra evin önüne gelebilmiştik sonunda. Direkt olarak eve koşuyordu Şevki çünkü aklında kötü şeyler vardı. Benim de vardı yalan yok. Yaptığımız şey çok tehlikeliydi. Zaten bu işi yapıyorsak ailemizin olmaması şart olmalıydı. Ama bir kere yardıma gelmiş bir insanı gevire çevirmek de bizim karakterimize yakışmayacak bir şeydi. Çoluğumuz çocuğumuz da olmuştu. Çok risk alıyorduk. Kapıyı çalmaya başladı. İçeriden Münisa Hanım'ın sesi geldi. Nasıl Şevki ile aramızda varsa bu şifreleme hanımlarımızda da vardı. Onlar da aralarındaki şifreli soruları sorduktan sonra kapı açıldı. Gülsüm iyi mi diyerek arkadan soruyordum. Benim hanım da görünmüştü. İçim rahat etmişti. Şükür ki bu olaydan sonra bir temas veyahut nüfuz olmamıştı. Ahbapla beraber keyiflenmiştik. Ama bugün birbirimize söz vermeye karar verdik. Hiçbir şekilde çocuklarımız da olduğu için artık başka bir yere seyahat edecek şekilde bu olaylara bakmayacaktık. Ama sözümüzü çiğneyeceğimizi ikimiz de biliyorduk zaten. Çünkü ikimizin de huyu huydur. Bir şeye taktık mı takarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Şifaya ihtiyacı olanlara şifa, rızkımıza rızk atsın inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek vermiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.